çalışacağım. Aynı yardım tırlarını hazırladık. Endişeyle takip ettiğimiz Sudan'ın başkenti Hartum'da 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan çatışmalar ülke genelinde yayılmış. Birinci yılını dolduran çatışmalar, uluslararası arabuluculuk ve ateşkes çabaları maalesef henüz durduramamış. Sudan'da yaşayan 8,5 milyon kişi köylere ve başkente uzak olan şehirlere göç etmiş ve 2 milyondan fazla Sudan vatandaşı da ülkeyi tamamen terk ederek komşu ülkeler Çad, Güney Sudan, Mısır, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde göç etmek durumunda kalmışlar. Çatışmalar nedeniyle 25 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'da 15 bin sivilin hayatını kaybettiği, son 5 ayda 1200 çocuğun hayatını kaybettiği raporlara yansımaktadır. Somali'de yıllarca devam eden çatışmalar ve terör olayları iç ve dış göç yaşanmasına neden olmuş. Ayrıca yaşanan kuraklık kaynaklı kıtlık nedeniyle Somalili Müslümanlar yıllardır zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Ülkemiz tarafından yıllardır destek olunan Sudan ve Somali halkının son dönemde ağırlaşan durumlar nedeniyle devletimiz öncülüğünde AFAD tarafından adı geçen ülkelere gemilerle yardım gönderilmesi planlanmış. Bu kapsamda vakfımız tarafından söz konusu gemilere destek verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve 31 ilçe müftülüğümüzün destekleri ve hayırsever halkımızın katkıları ile 2475 koliden oluşan şekerden bulgura, kuru fasulyeden nohuda, sıvı yağ, kırmızı mercimek ve makarnadan bebe bisküvisine varana kadar 3 gıda tırı dualarla inşallah biraz sonra birlikte uğurlayacağız. Bizi, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Evet.